şehirlerde, bütün ilçelerde. 2911 burada var, başka Uludere'de yok mu? Yok mu Uludere'de? Burada var, ben de onu Şırnak'ta yok mu? Başka yerlerde yok mu? Siz yasayı çiğniyorsunuz, ihlal ediyorsunuz, hukuksuzluk yapıyorsunuz. Bütün engellemeler, bütün ısrarlarımıza rağmen, bütün buna rağmen biz burada belediyeyi kazanmışız, almışız. Hukuksuz bir biçimde bizden alınmış, yarın yapılsa yine alacağız. Bu da size derdim. Bana bana sorular! Bu sürece ilişkin, yani Kürdistan'ın tamamında ya da Türkiye'deki seçimlerle ilgili ele alacak olursak, Kürdistan'a özel bir savaş konseptinin seçimler ayı olarak nitelendirebileceğimiz bir durum Kürdistan'a has, özellikle seçilmiş yerlerle ilişkin özel durumlar yaşandı. Bunların en başında biliyorsunuz taşınmalı asker ve polislerin yapılması ve bunların üzerinden neticeye gidilmesi, belediyelerin gasp edilmesi. Yani kayyum rejiminin farklı bir versiyonu bu sefer uygulanmaya, pratiğe geçirilmeye çalışıldı. Kısmen de AKP eliyle bu başarıldı. Şimdi biliyorsunuz Bitlis özelinde özellikle genel seçimlerden hemen sonra AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'e yaptığı bir ziyaretinde, bir röportajında şey demişti, burayı istiyorum. Açık açık tehdit etmişti. Hem kendi partisini hem de halkı tehdit etmişti. Buraya özel bir önem atfetti. O günkü açıklamalarından biliyoruz. Dolayısıyla bu talimatı alan koluk güçleri, polisler, askerler, jandarmalar öncelikle sandık bazında taşınma seçmenlerle halkın iradesini gasp etmeye çalıştı. İlk gün seçim günü bu başarılı olamayınca bu sefer ikinci aşamaya geçildi ve sandık kurulundaki arkadaşlarımız tehdit edilmeye başlandı. İradeleri gasp edilmeye çalışıldı. Sandıklardan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Üçüncüsü de halkımızı sandıktan uzaklaştırmak amacıyla yapılan bir çağrıydı. Erken bir kutlama ki seçim yasakları devam ediyordu. Biz kazandık işte. Billboardlarda görüyorsunuz şehrin billboardları neredeyse tamamında biz kazandık ki bu süreç devam eden bir süreçti. Dolayısıyla burada da bir tehdit, örtülü bir tehdit vardı halka. En sonunda bugün yargı eliyle yapılan bir darbe niteliğindeki karardı. Kararı incelediğimizde açıkçası hukuki bir nitelendirme yapabilmemiz mümkün değil. Çünkü kararın kendisinde seçim sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde usulsüzlüklerin olmadığı gibi bir ibare geçmişti. Dolayısıyla usulsüzlüklerin olduğunu kabul etmiş ama bu düzeyin seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini belirtmişti. Bir diğer çelişki de hiç incelemeden böyle bir saptamaya varmış olması. Dolayısıyla aslında iktidar da biliyor, koluk da biliyor, yargı da bunu biliyor. Bir seçim hilesi, bir seçim irade gaspı, bir iradenin sakata uğratılması durumu. Ama ne yazık ki talimat büyük yerden onlara göre, büyük yerden olduğu için de halkın iradesini gasp edip bugün belediyeyi bir yerel kayyuma teslim etti diyebiliriz. Bitlis için. Karşı Yüksek Seçim Kurulu'nda, Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu'nda bir itirazımız olacak. Biz hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bir örnek, bir kıyaslama yoluyla yapmak istiyorum. Bizim yaptığımız itirazların neredeyse tamamı reddedildi. Hiç incelenmeden, hiç tartışılmadan, hiç değerlendirilmeden reddedildi. AKP'nin birinci olmadığı her yerde az oy farkıyla kazanılan, yani muhalefetin kazanmış olduğu belediyelerin tamamına itiraz ederek kendi lehine bir sonuç çıkarma çabası içerisinde olduğunu gösterebiliriz. Örneğin Halfeti bunların en tipik örneği, arada 900'ün üzerinde fark olmasına rağmen itiraz edildi. Halfeti AKP tarafından seçilmiş bir bölgedir. Biliyorsunuz AKP'nin adayı daha önceki kayyumdu. Dolayısıyla kayyumun siyasi ve idari ilişkileri ve bağlantıları göz önünde bulundurularak böyle bir karar aldığını düşünüyoruz. Zira ilçe kaymakamının bir hakime, ki küçük bir yerdeki bir hakime baskı kurması çok olağan ve normal bir şey olarak karşılıyoruz. Dolayısıyla iktidarın da gücü arkasında olduğu için bu hukuk tanımazlık, bu pervasızlık AKP'nin karnesine bir
kara gün daha olarak işlenmiş bulunmaktadır. Buradan tüm halkımıza, tüm yurttaşlarımıza, tüm gönüldaşlarımıza şunu açıkça ifade edelim. Bu seçimi biz kazandık. Hileleriyle, hurdalarıyla kısmen de olsa başa çıktık ama başaramadığımız yerler de vardır. Onların gerçek iradeleri halkın arasındadır. Bunu iyi bilmelerini istiyoruz. Halkın iradesi her ne kadar kayyumların ya da ilçe seçim kurullarının vereceği bir mazbata, bir kağıt parçası değildir. Kendi temsilcileri partimizde yer almaktadır. 5 yıl boyunca halkımızın arasında yer alıp bir belediye başkanıymış gibi hareket edeceklerinin hiç şüpheleri olmasın. Bunu ilerleyen günlerde kendileri de tecrübe edeceklerdir.